bir yaratılışsal bir korku. Yani doğal bir şey doğal olarak bakmak lazım. Zemini var yani insan beyninde. Çünkü insan uçarsa aşağı doğru uçabildiğini biliyor. Evet. Genetik kodlanış olarak. Bu korkunun zaten var olan korkunun işte biraz da dışarıdan işte bilgiyle işte medya veya işte film bunlardan da çok daha çok tehlike içerikli verildiği için ya da uçak kazak şeyleri işte filmlerde macera filmlerde işte uçak kaçırıldığı için vesaire onlara kayıyor. Bu yüzden en yaygın fobidir fobiler içinde. Bunun bir yaşı var mı mesela uçak korkusu yaşayanların veya uçuş korkusu olanların belirli bir yaştan sonra bu korkuya kapıldıkları gibi bir tespitiniz var mı? Bize başvuru en çok 25-40 yaş grubunda başvurular. Dünyanın her yerinde de öyle ama çok küçük yaşlarda başlayabiliyor. 10-12 yaşlarında danışanlarımız var. Daha ileri yaşlarda çıkabiliyor. Mesela işte 10 yıl, 15 yıl uçmuş rahat her yere gitmiş. Birden fobik olabiliyor. Hatta uçuş personeli, pilot da uçak fobik olabiliyor. Bir dönem sonra pilotlarda da aynı korku. Bildiğim kadarıyla bir tamamen korkup hiç uçağa binmeyenler var. Bir de uçtuğu halde o uçuştan korkan işte teker piste değdiyen, alkışlayan işte iyi indik diye şükreden gruplar var. Doğru. Bunlar nasıl tasvip etmek gerekir yani, veya nasıl bir değerlendirme kabaca, yapar? Kabaca tabii böyle bir üç grup olabilir. Bir hiç binemeyenler. Bunlar %10. Yani hiç binemeyenler %10. Dünyanın her yerinde %10 hiç binemiyor. %20'lik bir grup da işte çok tedirgin biniyor. İşte inerken, kalkarken veya türbülansta o uçuş gerginliği diyeceğimiz bir grup var. Bir daha bir geniş grup var. O da hani uçağa binerken işte bir vedalaşayım da hani gidişim olur dönüşüm olmaz mı da hani Allah'a şükür vardık falan evet deyip hani hafif tedirginler. Toplam %80'i tedirgindir. Uçağa binenler. %20'si hani gülü oynaya severek falan. Şimdi bazı insana da kapalı mekan fobisi var. Bu aynı zamanda işte uçağa da sirayet ediyor veya başka mekanda olunca da. Bunun uçuş korkusu haline dönüşmesi nasıl oluyor? Yani sadece kapalı mekanda olmuyor herhalde. Evet. Şimdi uçuş korkusu bir fobi türü olarak ona fobilerin anası diyoruz. Yani içinde kapalı alan korkusu var, yükseklik korkusu var. İşte o movie fobi, hareket, evet, türbülansı onlar mesela deniz otobüsleri. Havada da hepsi var. Binemezler. Efendim evden uzaklaşma korkusu var. Kontrol fobisi var mesela. En yaygınlarından biri o. Yani uçağı ben kontrol etmiyorum. O yüzden hani kontrolsüz bir alan uçak. Hani arabada olsam ayağım yerde falan gibi. Bu küçük küçük fobiler bazen birbiriyle birleşip bir uyarıyla bir gerginlik anında hızla uçak fobisine geçebiliyor. İşte klostrofobi de bunlardan biri. Bir tanesi evet. Bildiğim kadarıyla siz daha önce bu tarz rahatsızlıklar olanları tedavi ediyordunuz. Yaklaşık 3-5 yıldır da şey, Türkoğlu ile ortak yapıyorsunuz. Hı hı hı. Burada size insanlar nasıl başvuruyor, nasıl tedavi ediyorsunuz? Uçuş korkusunu yenen tekrar aynı korkuya kapılabiliyor mu? O rahatsızlığı hissedebiliyor mu? Evet. Şimdi son dönemde Türk Hava Yolları ile çözüm ortağı olarak yapıyoruz. Birlikte yapıyoruz yani. Başvuru onlara oluyor. Türk Hava Yolları'nın işte sitelerinden veya telefonlarından başvurulabiliyor. Kaydı onlar alıyor. Grup halinde yapıyoruz. 10'lu 12'li gruplar halinde. 2 günlük bir eğitim veriyoruz. Hem bizim psikiyatristler, psikologlar var hem de Türk Hava Yolları'nın işte uçuş teknisyenleri veya uzmanları katılıyor. Çünkü bilgi de gerekiyor. Biraz korku bilmemekle de alakalı. O uçağın işte nasıl, ne kadar güvenilir olduğu, nasıl uçtuğu. Onu teknik ekip anlatıyor. Teknik ekip. Ne kadar güvenli bir aygıt. Evet. Yerde mock-up da uçağın benzeri bir sonra yerde. Sonra işte simülatöre mock-up'a gidiyoruz. Orada da duyarsızlaştırma yapıyoruz. Yani uçuşa onları adım adım götürüyoruz. Orada da Türk Hava Yolları'nın bize çok faydası oluyor. Çünkü hastaları uçuş ortamına alıyoruz. Sonra işte mock-up'a, simülatöre götürüyoruz. Sonra uçuşa gidiyoruz. Yani birlikte isteyen hastalara da birlikte uçuşla program bu uçuştan eriyor. Kastınız birebir bir destinasyonda. Evet. Bizle beraber işte bir saatlik mesafe İzmir olabilir, Antalya, Ankara hastalarımızla beraber uçuyoruz. Bu uçuş esnasında aldığınız tepki oluyor mu? Yani binmemek gibi veya bindikten sonra farklı bir duyguya kapılanlar
Şimdi başarı oranımız %80, yani %80'i biniyor. Evet. Uçağa bindikten sonra sorun yaşamadık. Yani 8 yıl içinde hiçbir hastamız uçağı durdurmak durumunda kalmadık. Kalkış anında. Belki gelmeyenler olabiliyor. Yani evde kendini tuvalete kilitleyip... O zaman binmeden önce mi bu sorunu daha fazla yaşıyor? Binince, binmeden, evet. Binince sorun bitmiş oluyor. Binince düşüyor, evet. Yani havaalanında yükseliyor. Uçağa yaklaştıkça artıyor ama... Binince biraz kabulleniş oluyor. Peki bu uçuş korkusunu tetikleyen başka gerekçeler var mı mesela? Bir başka bir korku yaşadığınız anlar, dönemler? Şimdi uçuş korkusu iki tür oluşuyor. Bir çok eskiden beri olanlar, hiç binemeyenler. Bir de sonradan olanlar. Yani yıllarca uçup işte pilot da olabiliyor. Hostes mesela tedavi ettik birkaç tane. Sonradan olanlarda tabii gergin dönemler, insanların iş sıkıntıları, mesela ekonomik krizler de çok artar. Yani, yani şu an yaşadığımız süreç, evet, uçuş korkusunu artıracak bir süreç. Aynen, aynen, çok artar. Çünkü gerginken fobi. Fobi insanın beyninde gizli oluyor, onu gerginlik çıkarıyor şeye. Bir de panik atak dünyada yaygınlaşıyor, Türkiye'de de çok yaygınlaşıyor. Uçuş fobisinin %30 nedeni sonradan olanlarda panik atak. O da artan bir faktör. Mesela deprem arttırıyor. Terör arttırıyor. Yani ülke gergin olduğunda veya başka korkulacak hadiseler olduğunda uçak fobileri artar, sektörü de etkiler. Uçuş öncesi bu fobiyi tetikleyen yiyecek, içecek şey var mı veya bir davranışlarda mesela... Çok uçuşa geç kaldı. Acele etti, evet, bu. Geç kaldığı için fobik olan bir hastamız da vardı. Koşa, evet, koşa gidince geç. Biliyorum, o panikte gidecek. Ha, panikli mi gidiyor o arada. Uçağı kaçırma falan gibi başka endişelerle biniyor ve başka korkulara kapılıyor. Tabii. Yani buradan şu çıkıyor. Terimlere erken gidin. Kahvenizi rahat rahat için binin. Yani keyifle binin. Yani fobiye eğilimli olan insanların dediğiniz gibi daha erken gitmesi terimler. İşte son anda gitmemesi, işte rahat giysiler giymemesi, çok ağır bir yemek yememek lazım. Çünkü mesela kalkışta fobi çok edinilir, uçağın kalkışı. Çünkü hakikaten fizyolojik değişim oluyor, göğüste basınç oluyor. Mesela karnın çok dolu olması vesaire veya işte o anda kan şekerinin yüksek olması bir çarpıntı, bir panik atak yaratabiliyor, fobiye geçilebiliyor. Yani kahve vesaire de çok içilmeyebilir uçuş öncesi. Uçuş korkusu olan birisi tedavi almaktan da çekinebiliyor mu? Yani bir tedavi çekinmiyor. Olmaktan da korkanlar tabii, var mı? Tabii. Yani oraya gelmekten korkan var. Oraya yakınlarının getirdiği insanlar oluyor. Ya hatta işte iki gün eğitim alacaksınız, üçüncü gün isterseniz uçarsınız biz de dendiği halde acaba beni tutup uçururlar mı falan. Zorla uçağı. Yalan gel, söylemiş şey olabilirler mi? İzmir, İstanbul yapacağız. Bir şey olmadığını göreceksin sen de. Öyle bir şey yok değil mi? Yok, yani yok, yok. Önce hazırlıyorsunuz. Tabii. En son aşamada tabii, bir parkurda real olarak uçuyorsunuz. Zaten bizim programın amacı da şu değil. Yani ne olursa olsun insanları uçurmak değil. Rahat uçuş. Evet. Yani hedef o. Bizim eğitim tedavi programına uçabilen ama çok tedirgin uçabilen kişiler de geliyor. Yani uçabiliyor ama çok tedirgin. Yani onun rahat uçsun. Veya uçuyor ama işte iki şişe bilmem neyle uçuyor. Veya dört tane yatıştırıcı. Onları da alıyoruz. Yani alkolle uçmasın, yatıştırıcı. Yani rahat uçuş amaç. Sağlıyoruz. Peki ben şeyi merak ediyorum. Yani bu uçuş korkusu olan beş kişiyi aynı anda mı eğitiyorsunuz? Yani birisi az, birisi çok korkar, birbirlerini etkileme süreci olabilir mi? Ona dikkat ediyor musunuz? Evet. Şimdi 8-10 kişi oluyoruz. Tabii birbirlerinden olumsuz etkilenebilirler. Tabii o programın özelliklerinden biri de grup dinamiğinin sağlanması. Yani grubun birbiriyle pozitif etkileşmesini sağlamak. Bir de grup homojen olmuyor. Yani kiminin kapalı alan fobisi var, kiminin yükseklik var, kimi pencere kenarından korkuyor, kimi koridordan, kimi başka bir şeyden. Onların ortak noktalarına yönelik bir eğitim veriyorsunuz. Bu eğitimlerin hepsini Türk Hava Yolları Flight Center'dan mı veriyorsunuz yoksa önce dışarıda bir klinikte sonra mı oraya geçiyorsunuz? Artık hep orada veriyoruz. Uçuş Eğitim Merkezi'nde ve bir de sizin dediğiniz gibi Training Center orası. Evet. Simülatörün olduğu alan.
Orada veriyoruz. İki alan.